Değerli öğrenciler, değerli arkadaşlar, hepiniz yeni bir derse hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz El-Kuvaidil Müşecca serisinin Nahi kitabının ikinci cildinin altıncı konusu El-Esmâ'ul Al Khamse'dir. El-Esmâ'ul Khamse ne demektir? Bir bakalım önce. Esma isimler anlamına geliyor. El-Khamse ise beş. Beş isimden bahsedeceğiz bugün. Peki bu beş isimden neden bahsedeceğiz? E, bu beş isim nedir? ne tür bir özelliği vardır, cümle içerisinde nasıl gelir bunları inşallah bugün görmüş olacağız değerli arkadaşlar. Öncelikle şunu bir hatırlamaya çalışalım. Bizler daha önce Arapçada müfret olarak gelen isimleri irap yaparken, müfret şeklinde gelmiş olan isimlere hareke verirken değerli arkadaşlar, demiştik ki bunlar merfu olduğunda damme ile, mansub olduğunda fethayla, mecrur olduğunda kesrayla e, mecrur olurlar diye söylemiştik. Fakat Arapçada öyle isimler var ki ki bu beş tane isimdir. Öyle isimler var ki bunların irabını yaparken aynı bu şekilde yani müfret olan kelimelerdeki yaptığımız iraba benzemeyen bir irabı vardır. Önce gelin birlikte bu beş ismi tanımaya çalışalım. Şöyle beyaz bir sayfa açalım. Bu beş isim neymiş? Önce onu bir yazalım şuraya. Birincisi ebun kelimesi. Eb, baba anlamına gelen ebun kelimesi. Sonra ahun kelimesi, kardeş anlamına gelen ahun kelimesi. Sonra hamun kelimesi, hamun yani kayınpeder anlamına gelen hamun kelimesi. Ve femun kelimesi. Ama bu femun kelimesi ağız anlamına geliyor. Esma-i Khamse'deki şekli bu haliyle değildir. Fu şeklinde kullanılacaktır. Yani bu femun kelimesi aslında fu şeklindedir. Fu. Bunun aslı fem şeklinde ifade ediyoruz. Ve zu kelimesidir. Femun ağız demekti. Zu kelimesi de sahip anlamına gelmektedir. Sahip olmak manasında ifade edilen bir kelimedir. Zu. Peki şimdi bu beş tane isim, bu beş tane ismin özelliği neymiş demek ki? Bunlar cümle içerisinde irap yapılırken yani cümle içerisinde cümle içerisinde merfu olarak geldiğinde şuraya yazalım merfu olarak geldiğinde ya da mansub olarak geldiğinde ya da mecrur olarak geldiğinde nasıl geliyor onu öğrenmeye çalışıyoruz. Mecrur olarak geldiğinde cümle içerisinde nasıl geliyor? Öncelikle öncelikle değerli arkadaşlar bu 5 ismin diğer müfret isimlerden farklı olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Başta söyledik. Bu beş isim diğer isimlerde yani müfret olan isimlerde olduğu gibi merfulu, damme ile, mansuplu, fetha ile, Mecrurlu, kesra ile olmuyor. Peki nasıl oluyor? Merfulu vav ile oluyor. Mansuplu elifle oluyor. Mecrulu ise ye ile oluyor. Peki hocam bir kelime ne zaman merfu oluyor? Bunu zaten biliyorsunuz. Bir kelime müpteda olursa, haber olursa, fail olursa, kernenin ismi olursa, innenin haberi olursa merfu olur. Değil mi? Ne zaman mansub oluyor peki? İşte mef'ulün bih olursa mansub oluyor. Mesela kernenin haberi olursa mansub oluyor. İnnenin ismi olursa mansub oluyor. Bu zamana kadar öğrendiğimiz evet mansuplukla alakalı olan ifadeler, ibareler bunlardı. Mecrurluğu ne zaman oluyordu? Ne zaman bir kelime mecrur oluyor? Diyelim ki harfi cerden sonra gelirse mecrur oluyor. Cümle içerisinde diyelim ki mudafun ileh olarak gelirse yine mecrur oluyor. Peki demek ki bu beş ismin irabını yaparken merfu olduğunda vav'la, mansub olduğunda elifle, mecrur olduğunda ye ile yaptığımız ifade etmiş olmamız gerekiyor. Peki örnek verelim. Mesela diyelim ki ce ce geldi. Kim geldi? İşte Salih'in babası geldi diyelim. Salih'in babası geldi. Normalde daha önceki öğrendiklerimize göre şöyle yapmam gerekiyordu. Ce ebu Salih'in cümlesini yazmam gerekiyordu. Ebu Salih'in demem lazımdı. Yani buradaki damme'nin ce'den sonra gelen bu ebu kelimesi fail olduğundan dolayı fail olduğundan dolayı damme şeklinde getirilmiş olmam gerekiyordu. Fakat bu eb kelimesi burada gördüğümüz beş isimden biri olduğuna göre bunun merfu'luğu damme ile olmuyormuş demek ki değerli arkadaşlar. Buradaki damme bunun merfu'luu şeklinde getirilemiyormuş. Nasıl getiriliyormuş? Ce -e ebu Salih'in şeklinde ifade edilmiş olması gerekiyormuş. Demek ki ce -e ebu Salih'in dediğimde Salih'in babası geldi dediğimde buradaki eb kelimesi Cümle içerisinde faildir. Faildir. Peki fail ne olur? Fail merfu olur. Fail merfu olur. Buradaki merfulu ne ile gelmiştir? Merfuun bil şeklinde ifade etmiş oluruz. Merfuun bil vevi. C. Ebu Salih. Salih'in babası geldi şeklinde ifade ederiz. Peki gelelim. Mesela diyelim ki diyelim ki Ra'aytu gördüm. Ra'aytu gördüm. Kimi gördüm? Bakın buradaki tu fail konumunda bir kelimedir. Salih'in babasını gördüm diyeceğim. Daha önceki öğrendiklerimize göre ben normalde ben şöyle yazmam gerekiyordu. C ebe Salih'in gibi bir şey yazmam lazımdı. Salih'in babasını gördüm derken buradaki mef'ulun bih olan bu kelime, mef'ulun bih olan bu kelime normalde fetha ile mansub oluyordu. Daha önceki öğrendiklerimize göre. Fakat biz bu eb kelimesini esma-i hamseden biri olarak Gördüğümüzde burada ne yapıyoruz? Bunun mansuplu Fethayla değil. Buradaki Fethayla değil. Elifle olması Gerektiğini anlıyoruz ve Ra'aytu ebe salihin Şeklinde ifade etmiş oluyoruz. Demek ki bu ebe kelimesi Mef'ulun bihtir doğru. Aynı zamanda mansuptur çünkü Mef'ulun bihler mansup oluyor. Peki neyle mansup oluyor? Fethayla mı? Hayır. Bil elifi Şeklinde ifade etmiş oluyoruz. Mansubun bil elifi. Peki mecrur olarak geldiğinde Esma-i Hamse'den herhangi bir kelime mecrur olarak geldiğinde bakalım nasıl yapıyoruz. Bu sefer de ah kelimesini getireyim mesela. Diyelim ki sellem tu sellem tu selam verdim. Sellem tu ale Neye selam verdim? Ala normalde şöyle yazmam gerekiyordu değerli arkadaşlar. Ala ahi salihin demem lazımdı. Yani daha önceki öğrendiklerimize göre bu ah kelimesi bu ah kelimesi normalde mecrur bir isim olduğuna göre ismun mecrurun olduğuna göre mecrurlu değerli arkadaşlar mecrurlu kesra gelmesi gerekiyordu daha önceki öğrendiklerime göre. Çünkü müfret olan kelimelerin mecrurlu kesra ile geliyor. Ama bu esma-i hamseden yani beş isimden biri olduğuna göre bunun mecrurlu kesra gelmiyor. Peki nasıl gelecek? Y ile gelecek. Bakın buradaki Evet, ahi şeklinde ifade etmiş olmam gerekiyor. Sellem tu ala ahi salihin. Ben salihin kardeşine, evet şu salih kelimesini yine düzgün bir şekilde yazalım. Ahi salihin şeklinde ifade etmiş oluyorum. Ben salihin kardeşine ne yaptım? Selam verdim şeklinde ifade ediyoruz. Peki salihin kardeşine selam verdim dediğimde mecrur bir isim olan bu kelime neyle mecrurdur? Bil ye'i şeklinde ifade etmiş oluyoruz değerli arkadaşlar. Bakın Tekrar edecek olursak söylediklerimizi. Arapçada müfret olan kelimeler normalde merfulu dammeyle, mansuplu fetheyle, mecrurluğu kesreyle oluyordu. Fakat bu Arapçada öyle isimler var ki ki biz bunlara esma-i hamse diyoruz. Beş isim diyoruz değerli arkadaşlar. Bu beş isim cümle içerisinde merfu olarak geldiğinde dammeyle değil vavla mansup olarak geldiğinde fetha ile değil elifle, mecrur olarak geldiğinde kesra ile değil y ile mecrur olduğunu görmüş olmamız gerekiyor. Fakat burada önemli bir şartımız var. Yani bu esma-i hamsenin, esma hamsenin bu şekilde yani vavla merfulu, elifle mansuplu ya da y ile mecrurlu olabilmesi için olabilmesi için temel bazı şartlar vardır. İsterseniz buraya o şartları yazmaya çalışayım. 1. Bir kere kelime müfret olmalıdır. Buraya müfret olarak yazalım. Bir kere müfret kelime ne olacaktır? Kelime müfret olacaktır. Yani kelime eğer müsenna ya da cemi olursa bu esma-i hamseden herhangi bir kelime müfret değil de cemi olarak gelirse ya da müsenna olarak gelirse o zaman bu esma-i hamse gibi irab olmaz. Mesela diyelim ki ce dedik. Ce. Eee El ihvanu diyelim mesela kardeşler. Ca el -ihvân. kardeşler geldi. Şimdi el ihvan kelimesi burada faildir. Peki ihvan kelimesi ah hani esma-i hamseden idi ya. Bu ihvan kelimesi de çoğulu. Ca el kardeşler geldi diyoruz. Peki bunun irabını nasıl yapıyoruz? Bunun irabını normal yapıyoruz. Ca el şeklinde damme ile yapıyoruz. Çünkü cemi teksir bir kelimedir cemi teksir kelimelerin irabını yaparken burada da meyle yapıyorduk. Yani esma-i hamse gibi irab yapılmıyor. Mutlaka esma-i hamse gibi irab yapılabilmesi için ne olması gerekiyor? Müfret şeklinde gelmiş olması gerekiyor. Peki ikinci şartı nedir hocam? İkinci şartı mulaaf olması lazım. Neye mulaaf olması lazım? Mütekellim yasının dışında bir kelimeye mulaaf olması lazım. Mulafun mulafun e, ne diyelim? Li li ya il mutekellim. Ya el mutekellim. Mütekellim yası nedir? Mütekellim yası nedir? Hatırlarsanız daha önce biz zamirleri gördüğümüzde zamirleri gördüğümüzde isme bitişen zamirlerden bahsetmiştik. Orada y harfi vardı. Yani benim anlamına gelen. Kalemi mesela benim kalemim. Kitabi benim kitabım. İşte u y'ye biz yail mutekellim diyoruz. Bu müfret olan Esma-i gelecek olan kelime. Bu şekilde irap yapılabilmesi için mütekellim yasanın dışında bir kelime ne yapması lazım? Mudaf olmuş olması gerekiyor. Mesela örnek vereyim. Diyelim ki C diyelim. C ahi dediğimde. C ahi kardeşim geldi dediğimde. Bakın bu ah kelimesi müfret olarak gelmiş. Doğru. Müfret olarak gelmiş. Ama Buradaki mula, mulaaf olarak da gelmiş. İkinci şartımızda da mulaftı. Ama mulaaf olduğu kelime nasıl bir kelimedir? Mütekellim miyasıdır. Yani benim kardeşim geldi diyorum. Peki bu takdirde buradaki Esma-i hamseden olan bu ah kelimesi Esma-i hamse gibi irap olunur mu? Yani normalde fail olarak geldiğinde yani merfu olarak geldiğinde vavla merfu olması gerekiyordu. Burada vavla merfu oluyor mu? Hayır. Çünkü neydi şartımız? Mulaafun li gayri ya'il mutekellim. Mutekellim yasının dışında bir kelimeye mulaaf olması lazım diye ifade etmiştik. Hatırlarsanız bir önceki örnekte ne dedik bakın? Sallamtu ala ahi salihin dedik üçüncü örneğimizde sellem ala ahi salihin. Buradaki ahi derken benim kardeşimi kastetmiyoruz. Buradaki ahi salih derken salihin kardeşi şeklinde ifade ediyoruz. Dolayısıyla buradaki ye değerli arkadaşlar mütekellim yası değil mecrur yapan ye'dir. Yani irab şeklinde gelmiş olan ye'dir değerli arkadaşlar. Peki bu şekilde gelirse ca ahi dedim mesela. Buradaki failin irabını nasıl yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Buradaki fail yine merfudur. Failun merfuun diyoruz değerli arkadaşlar. Fakat irabını yaparken, irabını yaparken tabi müfret olan bir kelimenin irabı nasıl olur? Failun merfuun bi damme diyoruz. Damme ile. Yani esma-i hamse gibi değil. Bu avla yapmıyoruz. Damme ile yapıyoruz. Peki nerede damme burada? Ahî derken nerede damme var? dammeyi söyleyemiyoruz. Neden? Çünkü buraya bir y gelmiş. O y kendisine önceki kelimeyi kesra şeklinde okutmuş. Dolayısıyla biz buraya takdir ederek bir damme koyuyoruz. Yani h harfinin sonunda sanki bir damme varmış gibi takdir ediyoruz, varsayıyoruz. Buna da irap bakımından takdiran diyoruz. Fa'ilun marfun bi dammeti ya da el diyoruz. El mukaddara takdir ettiğimiz bir dammeyle. el mukaddara. Peki neye takdir ediyoruz? El muqaddara ala el ha diyoruz. Ha harfi var ya burada. Sonunda ha harfi var. O ha harfine takdir ettiğim varsaydığım bir damla olacak. Neden hocam takdir ediyoruz? Çünkü bu y gittiğinde bu ah kelimesi yine ne olacak? Ahun şeklinde ifade edilmiş olacak. Peki bir şey daha söyleyeyim burada. Mesela diyelim ki mulaaf olarak gelmese. Cümle içerisinde muzaf olarak gelmese. Bu cümleyi nasıl ifade etmemiz lazım? Bakın şöyle dememiz lazım. C Ce ederiz. C ahun. Bakın bir kardeş geldi. Bu ah kelimesi normalde cümle içerisinde zikrettiğimiz, biraz önce zikrettiğimiz esma-i hamsiden bir kelimedir. Peki irabını yaparken acaba vavla merfudur dememiz mi lazım? Burası faildir. C ahun dediğimizde burası faildir. Fail merfu olur. Peki merfuluğunu vavla mı yapacağız? Hayır. Neden? Çünkü burada iki şarttan bir tanesi gerçekleşmemiş. Nedir o iki şarttan bir tanesi? Bir tanesi müfret olacak dedik. İkincisi ise mütekellim yasının dışında bir kelimeye mudaf olacak dedik. Bu kelime mudaf olmuş mu? Hayır mudaf olmamış. O zaman ce'e ne deriz? Ce'e ehun şeklinde ifade etmiş oluruz. Bir kardeş geldi şeklinde ifade etmiş oluruz. Ya da ce'e el ehu şeklinde el takısı getirerek de bunu ifade edebiliriz. Bunu eğer mudaf yapacak olursak başka bir kelimeye o takdirde irabını mesela şöyle diyelim. Ce'e Ahun dedik ya burada bir kardeş geldi. Öyle diyelim de Ebu yani Bekir'in babası Bekir'in kardeşi geldi diyelim mesela. Bekir'in kardeşi geldi. Nasıl deriz? CE o takdirde ahun demeyiz. Ahu Bekir'in deriz. Bekir'in kardeşi geldi. Görüyorsunuz buradaki evet fail bu sefer damme ile değil vavla merfu olmuştur. Yazarken buraya failun deriz. Failun yine merfudur merfudur. Ama neyle merfudur? Bil vav şeklinde ifade etmiş olmamız gerekiyor. Halbuki bir öncekinde caa derken faailun merfuun dammeti şeklinde ifade etmiş olmamız gerekiyor. Şimdi değerli arkadaşlar Tekrar konumuza dönecek olursak. Esma-i Hamse neymiş demek ki? Esma-i Hamse 5 isimden oluşan bir yapıymış. Yani 5 isimden 5 isimden 5 isimle ifade ettiğimiz kelimelermiş. 5 isimle ifade ettiğimiz kelimelermiş. Bu kelimeler cümle içerisinde yani biz bu konuyu niye görüyoruz? Bu konuyu görmemizin temelde sebebi şudur. Biz bu 5 ismi cümle içerisinde eğer müfret olarak gelir ve mütekellim yasının dışında herhangi bir kelimeye mulaf olursa vavla merfuluğunu vavla yapıyoruz. Mansupluğunu elifle yapıyoruz. Mecrurluğunu da ye ile yapıyoruz. Bakın buradaki örneklerde açık açık bunu ifade etmektedir. Bir bakalım şöyle örneklere değerli arkadaşlar. Ce diyor. Ce Ebu Talib'in. Görüyorsunuz buradaki şey affedersiniz raca diyor. Raca Ebu Talib'in. Raca kelimesi döndü. Bir fiil. Ebu kelimesi burada faildir. Peki buradaki fail olan kelimenin irabı nedir? İrabı fa'ilun merfu'un bil vavi şeklinde ifade ederiz. Çünkü dammeyle şey, damme yapmamız mümkün değildir. Esma-i olduğundan dolayı. Raca Ebu Talib'in, Talib'in babası döndü. Bakın altındaki örneğe. İsteykaza ehu Ali'yin diyoruz. Ali'nin kardeşi uyandı. Ahu kelimesi yine burada fail olarak gelmiştir ve vav ile merfu olmuştur. Ahmedu Ahmet diyor. Ahmet burada müptedadır. Zu ilmin. Bakın zu kelimesi burada haber olarak gelmiştir. Haber merfu şeklinde gelir. Merfulu neyle olmuş? Merfulu da ile olmuş. Ahmedu zu ilmin. Ahmet ilim sahibidir şeklinde ifade etmiş oluyoruz. Eğer bu mansup olarak gelseydi ve olurdu. Mecur olarak gelseydi vi olurdu. Ama burada merfu olarak geldiği için zu şeklinde ifade edilmiş. Peki Aişe Ayşe diyor: Hamuha ganiyun. Bakın Ayşe mübteda. Hamuha ganiyun cümlesi bir isim cümlesidir. Bu Ayşe kelimesinin haberi şeklinde gelmiş olur. Hatırlarsanız daha önceki örneklerimizde, daha önceki derslerimizde haberin fiil cümlesi ya da isim cümlesi şeklinde de gelebileceğini söylemiştik. Burada isim cümlesi olarak gelmiş. Peki Hamu kelimesi nasıl gelmiş? Hamu kelimesi mübteda olarak gelmiş. Peki mübteda ne olur? Merfu olur. Burada merfuluğu nasıl gelmiş bakın? Buradaki merfolu vavla merfu şeklinde gelmiş. Peki hamuha ganiyün ne demek? Onun kayınpederi zengindir şeklinde ifade etmiş oluyoruz. Ayşe kayınpederi zengin olandır şeklinde ifade ediyoruz. Peki fuke nazifun diyor. Senin ağzın fu kelimesi burada ağız anlamına geliyordu değil mi? Fuke nazifun senin ağzın temizdir. Fu kelimesi niye fu gelmiş de fe ya da fi şeklinde gelmemiş? Çünkü mübtedadır burası. Müpteda olan bu kelimenin merfulu vavla gelmiştir. Fuke senin ağzın nazifun. Dikkat edin değerli arkadaşlar. Esma-i Hamse olarak gelmiş olan bütün kelimeler mudaf olarak gelmiştir. Mutlaka kendisinden sonra mudafun ileyh vardır. Peki. Gelelim B sütunundaki örneklere. Kabel tu ben karşılaştım. Kimle karşılaştım? Eba talibin. Eba kelimesi burada mef'ulun bih olarak gelmiş ve elifle mansub olmuştur görüyorsunuz. Ra'aytu <laughs> aha Ali'nin Ali'nin kardeşini gördüm derken yine mef'ulun bih olarak gelmiş ve elifle mef'ulun mef'ulun bih mansuptur. Elifle mansup olmuştur. Sonra se'ekunu olacağım diyor. Ve <laughs> ilmin. Bakın kana'nın kana'nın ismi nerededir? Ben enedir değil mi? -ekunu, ene. Ben olacağım. Gizli bir şey vardır burada. Zamir vardır. İsmi gizlidir. Peki ne olacağım? Seekununun haberi ve ilmin ilim sahibi olacağım derken buradaki haberi mansub olarak gelmiştir. Çünkü kâne ismini ref haberini nasip etmiş oluyor. İnne hamâhe musinnun. Onun kayınpederi yaşlıdır derken hama kelimesi burada innen ismi olarak geldiğine göre inne ismini nasbettiğine göre nasıl nasbetmiş burada Elifle mansup olmuştur. Hamun kelimesi Heme şeklinde ifade edilmiştir. Halbuki bir öncekinde hamu olmuştu. Burada hama şeklinde ifade ediyoruz. Hama musinnun. İftah fâke aç diyor. Peki kim açacak? Sen açacaksın. Gizli bir fail var burada. Peki neyi açacaksın? Fahake kelimesi burada mef'ulun bih olarak gelmiş. Mef'ulun bih mansuptur. Ve mansupluğu burada elifle gelmiştir değerli arkadaşlar. İftah fahake ağzını aç manasına gelmiş oluyor. Yine dikkat edin. Buradaki kelimelerin tamamı ne almış? Kendisinden sonra muvafun ileyh almıştır. Mecrur olarak geldiğinde c sütununa bakalım. Sellemtu selam verdim ala ebi talibin. Bakın ebi kelimesi burada aladan sonra geldiği için ye ile mecru olmuştur. Eb kelimesinden dolayı. Evet Esma-i olması dolayısıyla. Ebi talibin. Talibin babasına selam verdim diyoruz. Marartu uğradım. Bi ahi Ali'nin. Ali'nin kardeşine ne yaptım uğradım şeklinde ifade etmiş oluyoruz. Ahi kelimesi burada ye ile mecrur olmuştur. Halbuki öncekinde ahu ya da aha şeklinde gelmişti. Çünkü merfu olduğunda vavla, mansub olduğunda elifle, mecrur olduğunda burada da gördüğü gibi ye ile mecrur oluyor. Ve fevka kulli zi ilmin alimun. Bakın burada değerli arkadaşlar şu kısmın tamamı ve fevka kulli zi ilmin kısmının tamamı haberdir. Öne geçmiş haberdir. Alimun kelimesi ise müptedadır. Daha önce öne geçmiş haberleri haber konusunu görmüştük. Eğer şibih cümle şeklinde gelirse haber ne olurdu? Öne geçebilirdi. Müpteda da burada nekir olarak gelmiş zaten. Fevka burada zarftır. Zarftan sonra gelen kulli kelimesi lafı ehtir. Bu kullüden sonra gelen Vi kelimesi de mudafun lehtir. Zincirleme bir isim tamlaması vardır. Vi'den sonra gelen ilmin kelimesi de mudafun lehtir. Yani ne diyor burada? İlim sahibi her kişinin üstünde ne vardır? Bir bilen vardır manasını ifade etmiş oluyor. V kelimesi gördüğünüz gibi burada ye ile mecrur olmuştur. Eyne beytu hamiha diyor. Eyne nerede? Beytu hamiha. Kayınpederinin evi nerede sorusuna karşılık biz ne yapıyoruz? Bakın hami kelimesi burada mudafun ileyh olarak gelmiş. Hami kelimesi mudafun ileyh olarak mecrurdur ve y ile mecrur olmuştur. Hamiha onun kayınpederinin evi nerededir şeklinde ifade etmiş oluyor. Mâzâ ahraçta min fîke. Bakın mâzâ ahraçta ne çıkardın? Min fike. Min harficeğinden sonra görüyorsunuz fi kelimesi gelmiş. Ve cümle içerisinde ye ile mecrur olmuştur şeklinde ifade ediyoruz değerli arkadaşlar. Peki. Burada tabi sizin e, sormak istediğiniz belki şöyle bir soru olabilir. Hocam burada mesela diyelim ki. Sellem tu, Şuraya yazayım. Sellem tu. Ale. Ahi. Ahi. Salih diyelim mesela. Burada ben kardeşim Salih'e selam verdim diyecek olsam. Yani Salih'in kardeşine değil de selam tü selam verdim. Ala ahi ben kardeşime selam verdim dersem şayet burada. Bu takdirde bu ahi kelimesi yay mütekellime mulaf olmuş. İrabını yaparken yeyle ile mi yapmış olacağız. Hayır. O takdirde Y ile yapmış olmayacağız. Burada kardeşim Salih he selam verdim şeklinde ifade edeceksek şayet bu ahi kelimesi mütekellim yasına mulaf olduğundan dolayı ismun mecrurun deriz. Mecrurluğu ne ile yaparız değerli arkadaşlar? Mecrurun bil kesratı yaparız. Çünkü esma-i hamse olmaktan çıkar bu takdirde. Esma-i hamse olmaktan çıkar. Bakın selamtu ala ahi salihin derken dikkat edin. Salihin kardeşine demiyorum. Burada kardeşim Salih'e selam verdim şeklinde ifade edeceksem. Yani buradaki ye mütekellim yası ise ki şartlarımızdan bir tanesi e, Esma-i Hamse'nin mütekellim yasının dışında bir kelimeye mulaf olması gerekiyordu. Burada mütekellim yasının dışında bir kelimeye mulaaf olmuşsa irabını ye ile yapamam. Nasıl yapacağım peki hocam? Ahi dedikten sonra mecrurum bil kesrati el mukadderah diyelim. Yine takdir ettiğim bir kesra. Neye takdir ediyorum? Buradaki ha harfine. A'lel kha'i Değil mi? Mecrurun bil kesretin mukadderati a'lel ha' şeklinde ifade ediyorum. Peki hocam buradaki ye'nin irabı ne? Ye burada mula'fun ileyh olarak gelir. Mula'fun ileyh. Biliyorsunuz zamirler buradaki zamir tabi ye zamiridir. Mütekellim yaz olarak gelmiş bir zamirdir. Buradaki ye'nin irabını yaparken mula'fun ileyh mahallen mecrurdur değil mi? Çünkü zamiller mebni olduğu için yani harekelerini değiştiremediğimiz için mahallen mecrur şeklinde ifade etmiş oluyoruz değerli arkadaşlar. Peki gelelim şimdi kitabımızdaki el-kaide bölümüne. El-kaide el esma khamse. Esmâ-i diyor. Hiye ebun. Evet ebun kelimesi. Ahun. Hamun, zu ve femun. Bakın bu femun kelimesine dikkat edelim. Bu femun fu şeklinde gelirse esma-i hamsedendir. Yoksa ''fem'' şeklinde gelirse olmaz. Mesela örnek vereyim. Diyelim ki iftah aç. İftah aç demek. Mesela ağzını aç derken, eğer fem, fem kelimesini kullanırsam iftah feme ke derim. Çünkü iftah dedikten sonra fiil fail kendi içinde zaten. Feme ke derken burada mef'ulun bih olarak gelmiştir. Ama fu şeklinde kullanırsam iftah dedikten sonra İftih dedikten sonra burada feke şeklinde ifade etmiş olmam gerekiyor. Feke kelimesi de elifle ne olmuştur? Mansub olmuştur. Görüyorsunuz eğer fem şeklinde gelirse fethayla yani normal herhangi bir kelime gibi Mansuplu fethayla oluyor. Ama fu şeklinde gelirse bu takdirde elifle mansup olmuş oluyor. Peki devam edelim. Ne diyor kitabımız? İzâ kânetil esmaul hamsetu mufradeten ve muzaafeten. Şayet esma-i hamse müfret bakın bu bir ve muzafeten bu da iki. Şayet müfret ve muzaf olursa tabii neye muzaf olacak? Mütekellim yasının dışında bir kelimeye muzaf olacak. Onu şimdi kitabımız söyleyecek tekrar. Ne olur peki? Turfa'u bil Vavla merfu olur. Örnek olarak Raca'a Ebu Talib'in olduğu gibi yukarıda bu örneği verdi. Ve tunsabu bil elifi elif'le mansub olur. Örnek olarak kabletu ebi talibin, talibin babasıyla karşılaştım ve tuccurubiyhi. Ye ile de mecrur olur. Örnek olarak sellemtu ala ebi talibin, talibin babasına selam verdim. Örneğin de olduğu gibi gördüğünüz gibi vav'la merfu oluyor, elif'le mansub oluyor, ye ile de mecrur olmuş oluyor. Peki diyor ki idake'ne'til esma'ul hamse. Şayet esma-i diyor. Mufafe ten ila ya'il mütekellim mütekellim yasına muzaf olursa bu takdirde ne olur? yekunu i'rabuha takdiriyen. Bunun i'rabı ne olur diyor? Takdiri şeklinde gelir. Şimdi bakın örneğini veriyor burada. Biz de bunu ifade etmiştik. Mithlune gibi ahi mühendisin cümlesinde ahi kelimesi müptedadır değil mi? Çünkü cümleye isimle başlamış müpteda. Peki ahi derken ne kastediyoruz buradaki ahi'den maksadımız nedir? Benim kardeşim kastediyoruz burada. Ahi benim kardeşim demek. Benim kardeşim nedir? Mühendistir diyoruz. Ahi mübtedadır, merfudur. Bid dammetil mukadderati alel ha. Kha'nın üzerine takdir ettiğim bir damme var. Çünkü bu ye kelimesi gidecek olsa dammesi yine gelecek buraya. Ahu, el ahu şeklinde ifade etmiş olacağız. Peki yen irabı nedir? Yen irabı biraz önce söylediğimiz gibi mulafun ilektir. Mühendisun ise haberdir. Şimdi gelelim değerli arkadaşlar alıştırmalara. Ne diyor cümlemizde? Sorumuzda ayin el esmail hamse fi mayati. Aşağıdaki cümlelerde esma'il hamseyi ne yap diyor? Göster şeklinde ifade ediyor. Peki. Kun barran bi ebike ve ummike. Kun kana benzerlerinden biliyorsunuz. İsmi burada gizli. Kun sen ol yani. Ne ol? Barran. Evet, itaatkar ol demek. Bu barran kelimesi kana'nın haberidir. Peki bi ebike derken bakın bir harfi gelmiş. Kendisinden sonra da eb kelimesi gelmiş. Bu eb kelimesi Esma-i Hamse'den bir kelimedir. Ve bir kelimeye mudaf olduğundan dolayı ebike şeklinde ifade ettiğimizden dolayı ye ile mecrur olmuştur. Kendisinden önce harfi cer olduğu için ye ile mecrur olmuştur. Bi ebike ve ummike. Annene ve babana ne ol diyor? İtaatkar ol şeklinde ifade etmiş oluyoruz. Peki. Zarat ziyaret etti. El mar'atu kadını ziyaret etti. Burada faildir el mer'atu. Peki kimi ziyaret etti? Hamaha. Görüyorsunuz hama kelimesi burada mef'ulun bih olarak gelmiş ve elifle ne olmuştur? Elifle mansub olmuştur. Zarat el mer'atu hamaha. Kadın ne yaptı? E, kayınpederini ziyaret etti. Nasıl kayınpederi? El Burası da sıfat olarak gelmiş. Fil müsteşfe. Hastanede e, hasta kayınpederini kadın ziyaret etti şeklinde ifade etmiş oluyoruz. Zehebe kerimun. Kerim ne yaptı? Kerim gitti. Kerim'in burada faildir. İlel matari. Matar kelimesi burada şey ilahcından dolayı geldiğinden dolayı şeydir, mecrurdur. Listikbali karşılamak için ahihi. Bak kardeşi ahihi Harun. Ahihi derken bakın burada hi kelimesine daha doğrusu hu kelimesine mulaaf olmuş. Ahi kelimesi de ahi kelimesi mulaaf olmuş hi kelimesine. Dolayısıyla esma-i olan bu ah kelimesi ye ile mecrur olmuştur. Peki niye mecrur olmuş hocam? Cümledeki yer nedir? Mudafu neyhtir. Kardeşinin karşılanması diyor değil mi? Ha kardeşi Harun'un karşılanması için havalimanına gitti şeklinde ifade etmiş oluyor. Demek ki buradaki ah kelimesi cümle içerisinde nasıl gelmiştir? Mudafu olarak gelmiştir ve mecrurdur. Ye ile mecrurdur. Kerne ebuhu meşhuran bi sıdkihi cümlesinde kâne'nin ismi Ebu olarak gelmiştir. Kâne Ebu'hu onun babası neymiş meşhuran bi sıdkihi doğruluğuyla meşhurdur diyor. Kâne'nin ismi Ebu olarak gelmiştir değerli arkadaşlar ve burada merfulu vavla olmuştur. La tuhric çıkarma diyor. Bakın burada nehi hazır var değil mi? La tuhric çıkarma. Min fike Görüyorsunuz fike kelimesi min harfi sonra geldiği için ne ile mecrur olmuştur? Y ile mecrur olmuştur. Çünkü minden sonra gelen kelimeye mecrur diyoruz. Peki ne ile mecrur olmuş? Y ile mecrur olmuştur. Min fike kavlen yani Ağzından kötü bir söz evet çıkmasın şeklinde ifade ediyor. Kâne yeştegilu bil ilmi fakat sadece ilimle meşguldü diyor. Kable mevti ebihi. Babasının ölümünden önce sadece ilimle meşguldü. Bakın mevti ebihi derken burada bir isim tamlaması var. Ebihi derken ebi kelimesi yine buradaki zamire ne olmuştur? Mudaf olmuştur. Peki ne ile mecrur olmuştur? Ye ile mecrur olmuştur görüyorsunuz. Çünkü mudafun ileyh olduğu için aynı zamanda ebi kelimesi mudafun ileyhtir. Kendisine önceki kelimeye mudafun ileyh olmuş. Mevti ebihi babasının ölümü demek babasının ölümünden önce evet, sadece ilimle meşgul oluyordu şeklinde ifade ediyoruz. tu karşılaştım. Eha şuaybin. Şuaybin kardeşiyle karşılaştım derken. Eha kelimesi burada mef'ulun bih olarak gelmiştir değerli arkadaşlar. Ve mansuptur. Mansup olduğu için de elifle mansup olarak gelmiştir. İttehiv. Evet edin diyor daimen. Ne edin? Sadikan bir arkadaş edin. Peki nasıl bir arkadaş? Bakın sıfatı olarak geliyor. Ve hulukin hasenin. Güzel bir ahlaka sahip olan arkadaş. Şimdi sıfat değerli arkadaşlar kendisinden önceki iraba uyardı. Sadiqan kelimesi mansub olduğu için ve kelimesinden mansub olarak gelmiş. Mansupluğu ne ile gelmiş peki? Elifle gelmiş şeklinde ifade etmiş oluyoruz. Şunu sorabilirsiniz belki. Şimdi burada soruları çözerken aklıma geldi. Diyelim ki e, buradaki örneklerde mesela marartu diyelim. Marartu uğradım. Bi ahi bi ahi salihin diyelim. Kardeşim salihe uğradım derken değerli arkadaşlar. Burada kardeşim salihe mi uğradım yoksa salihin kardeşine mi uğradım? Yani hangisidir burada? Marartu bi ahi salihin salihin kardeşine mi uğradım yoksa benim kardeşim salihe mi uğradım şeklindeki bir e, karışıklığa sebebiyet vermeyecek mi diyor, diye sorabilirsiniz. Evet verebilir. Ama bunu siyaktan anlayabiliriz değerli arkadaşlar. Yani bu cümlenin akışından anlayabiliriz. Bundan önce kimden bahsediyordu bu parça? Kimden bahsediyordu? Bu parçada acaba Salih'in kardeşinden mi bahsediyordu? Yoksa kendi kardeşim Salih'ten mi bahsediyorduk? Onu ona göre ne yaparız? irabını ya da anlamını vermiş oluruz. Ahi diyorsak burada benim kardeşimse şayet bu ah kelimesi esma-i hamse şeklinde irab olmaz. Ama salihin kardeşi dersek bu ahi kelimesi ye ile mecbur olduğunu ifade etmiş oluruz değerli arkadaşlar. Peki değerli arkadaşlar gelelim ikinci, e, ikinci sorumuza, ikinci alıştırmalarımıza, alıştırmamıza. Ne diyor burada? İmle-il farağ bi vav'i الكلمه المناسبه مما بين parantez arasındaki kelimelerden uygun olan kelimeyi ne yapınız diyor seçiniz diyor. Şimdi parantez arasında bakın ebu ebe ebi var. Yani esma-i olan kelimenin merfu hali, mansup hali, bir de mecrur hali var. Ha, yani dam, damme ile değil de vav'la merfu, elif'le mansup, ye ile mecrur olmuş hali var. Peki peki bakalım inne dedikten sonra hatırlarsanız biz inne ve benzerleri konusunu gördüğümüzde demiştik ki inne ismini nasp eder demiştik. Haberini ref eder demiştik. Bakalım burada inne ismini nasp edecekse şayet ne gelmesi gerekiyor? inne ebe aliyin deriz değil mi? İnne ebe Ali ibni Sina, İbn Sina'dan bahsediyor. Min ehemmil felsefeti. Felsefecilerin en önemlilerindendir şeklinde ifade etmiş oluyoruz. İnnenin ismi ebe şeklinde gelmiş. Haberi ise min ehemmil felasifeti şeklinde şibih cümle olarak gelmiştir. Peki. Ve fevka kulli. Evet kulli kelimesi mecrurdur fevkadan dolayı. Çünkü mullafun lehtir. Kulliden sonra gelen kelimeler de değerli arkadaşlar mullafun olarak gelir. Dolayısıyla kulli zî deriz değil mi? Ve fevka kulli zî ilmin. Her ilim sahibi kişinin üstünde ne vardır? Alimun bir bilen vardır şeklinde ifade etmiş oluyoruz. Peki nazif temizle diyor. Kim temizleyecek? Sen temizleyeceksin. Peki neyi temizle? Bak mef'ulun bihe ihtiyacımız var. O zaman biz burada ne deriz? Nazif fek ederiz. Ağzını temizle. Kulle yevmin. Her gün ağzını temizle şeklinde ifade ederiz. Bakın fuke feke fike. Hepsi senin ağzın demek. Ama fuke şeklinde mi gelecek? Fâke mi? Fîke mi? Bunu nasıl karar veriyoruz? Cümledeki yerine göre. Cümlede eğer mef'ulun bihi olarak mansup olarak gelmişse elifle mansup olacak. O zaman fâke şeklinde ifade etmiş olmamız gerekiyor. Dördüncü alıştırmada kâne diyor. Kene'nin ismi ne olurdu değerli arkadaşlar? Kene'nin ismi merfu olurdu. Çünkü kâne ismini ref haberini nasip ediyordu. Kâne o zaman hamuhu deriz. Hamuhu hamâhe hamihi gelmiş burada. Hamuhu bakın vavla merfu olmuş. Kenen ismi olarak gelmiştir. Onun kayınpederi racülen fazilen faziletli bir insandı şeklinde ifade etmiş oluyor. Racülen burada kenenin neyidir? Kenenin haberidir. Fazilen ise onun sıfatı şeklinde gelmiştir. Gelelim beşinci alıştırmaya. Beşinci alıştırmada diyor ki bakın merartu uğradım. Ale kime uğradım? Bakın burada ahuke, ahake, ahike var. Hepsi senin kardeşin demek. Ama nasıl gelecek bu? Evet diyeceksiniz ki hocam ala haficerinden sonra geldiği için elbette ahike şeklinde gelecek. Bravo. Neden? Çünkü ye ile mecrur olmuştur burada. Marartu ala ahike ems. Dün kardeşine uğradım şeklinde ifade etmiş oluyoruz. Kene idi demek. Peki kene'nin ismi ne olur değerli arkadaşlar? Bakın Ebu Ebe Ebi var. Hangisi olacak? Tabii ki Ebu Bekir'in diyeceğiz. Çünkü kene ismini ref ediyordu. Kene Ebu Bekir'in sadiqan. Linnebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'e arkadaştı şeklinde ifade etmiş oluyoruz. İnne el ebe. Bakın dikkat edin değerli arkadaşlar. Buradaki eb kelimesi esma-i hamseden bir kelimedir diyebilir miyiz? Evet onlardan bir tanesi ama onun gibi irab olmuyor. Neden? Çünkü şartlardan şartlardan birini gerçekleştirmemiş. El eb kelimesi tamam müfret bir kelimedir ama mulaaf değildir. Kendisinden sonrakine mulaaf olması lazım. Mulaaf olmadığı nereden anlıyoruz? Zaten burada bir el takısı var. Mulaaf olan kelime el takısı almaz zaten. İn onun için ile mansup yapıyoruz burada. i̇nnel ebe baba diyor. i̇nnel olarak el ebe kelimesi mansup olarak gelmiş. Peki haberi nasıl gelecek? Haberi bakın zu zavi Haberi innenin haberi merfu olarak gelir. Dolayısıyla zu şeklinde gelmiş olması gerekiyor. İnnel ebe zu fallin alel veledi. Baba diyor çocuğa karşı büyük bir neyi vardır? Büyük bir e, emeği vardır şeklinde ifade etmiş oluyor. Peki raitu <laughs> raitu gördüm. Peki ben ne gördüm? Değerli arkadaşlar mef'ulün bir olmuş olması lazım. Ahumu, ahamu, ahimi. Tabii ki diyeceksiniz ki hocam elifle mansub olması gerekiyor. Aha Yusuf şeklinde ifade edeceğiz. Yusuf'un kardeşini gördüm şeklinde ifade etmiş oluyoruz. Peki. Ve alamet sah. Bakın şu işareti koyunuz diyor. Emamet tekmiletis sahihati kema fil misal. Evet örnekteki örnekte olduğu gibi doğru olan tamlamanın önüne bu işareti koy diyor. Bakalım. Lukkiba Uthmanu radıyallahu anh. Hazreti Osman lakaplandırıldı diyor. Ne ile bakın bi. Lukkibe bi ile kullanılır bu arada. Onu da söylemiş olalım. Lukkibe bi. Şununla lakaplandırıldı. Ne ile? Bi haficeğinden sonra zünnurayn mı olur? Zennurayn mi? Yoksa zinnirayn mi? Diyeceksiniz ki hocam bi haficeğinden sonra geldiği için tabi ki zinnurayn şeklinde ifade edeceğiz. Yani Hazreti Osman zinnurayn olarak ne yapılmıştır? Lakaplandırılmıştır. Biliyorsunuz Peygamber Efendimizin iki kızıyla Tabii birinci, birinci kızıyla evlendi. O vefat ettikten sonra diğer kızını da aldığından dolayı Aleyhisselatü Vesselam'ın evet, iki nur sahibi manasında ifade kendisine lakaf verilmiştir. Peki gelelim şimdi. Ellezî hâcaran nebiyye ma'ahu diyor bakın huve. Ellezî hâcaran nebiyye ma'ahu. Peygamber Aleyhisselatü ve hâcara ellezî hâcara hicret eden. Kimin hicret ettiği? Ennebiyyü ma'ahu ya da ha, ellezî hâceren burada fail olarak ifade edeceksek şayet ellezî hâceren nebiyyü ma'ahu peygamber efendimizle birlikte giden kişi e, kimmiş hâceren nebiyyü ma'ahu şimdi ellevi kelimesi değerli arkadaşlar burada müpteda olarak gelmiştir peki müpteda olarak gelmiş olan bu kelimenin haberi nerededir İşte bu boşlukta gelecektir yani Peygamber Efendimizin kendisiyle birlikte gitmiş olduğu ya da hicret etmiş olduğu kişi kimmiş değerli arkadaşlar? Huve Ebu Bekir'in asıldıktır. Çünkü haber nasıl gelecektir? Merfu olarak gelecektir. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır? A şıkkı olacaktır burada. Peki. Ellevi tabi burada ismi mausuldür. Kendisinden sonra gelen kısım sıla cümlesidir. Sıla cümlesinin bu cümlede bir yeri yoktur değerli arkadaşlar. Sonra ikinci kız ikinci örneğimize bakalım. Semi'tu diyor. Semi'tu. Evet işittim diyor. Enne. Evet neyi işittim? Enne'den sonra gelen kelime ismini nasp dolayı enne ismini nasp ediyor değerli arkadaşlar. Dolayısıyla aha feridin deriz değil mi? Enne aha feridin. Ferid'in kardeşinin ne olduğunu işittim diyor. Sefera ila Mekke'te lil umrati. Ümre için Mekke'ye yolculuk yaptığını ne yaptım diyor. İşittim şeklinde ifade ediyor. Ennen ismi aha feridin tabi mudafun ileyh safara ise haberi olmuş oluyor annenin haberi şeklinde gelmiş oluyor. Devam edelim örneğimize. Tufiye tufiye vefat etti. Peki kim vefat etti? Tabi merfu olarak gelecek kelimemiz. Qable thalath sanawat 3 yıl önce vefat etti. Ne deriz? Hamu Zeynebe. Zeyneb'in kayınpederi vefat etti şeklinde ifade etmiş oluruz değerli arkadaşlar. Peki min eşheri kutubi. bakın burada kitaplarının en meşhurlarındandır diyor. Min eş-şeyi kutubi. Kitapların en meşhur Bakın burada zaten kutubi geldiğine göre kutubi yani tenvinli gelmediğine göre bundan sonra mudafun gelecek demektir. Çünkü tenvin gitmiş burada. Hatırlarsanız mudaf olan kelimede tenvin olmazdı. Peki tenvin olmadığına göre kendisinden sonra da mudafun olarak geleceğine göre buradaki mudafun olarak gelen kelime hangisidir? Ebi Hamidin olacak tabi. Min eşşeri kutubi Ebi Hamidin el Gazali. Gazali olan yani e, Gazalili olan İmam Gazali'den bahsediyor tabi. Onun adı Hamid'in babası lakabı ya da Ebi Hamid şeklinde gelmiş oluyor. Ebi Hamid'in Gazali İmam Gazali'nin yani kitaplarının en meşhuru neymiş? i̇hya Ulumiddin. i̇hya Ulumiddin diye bir kitabı vardır. Odur diyor. Bakın kutubiden sonra gelen kelime mudafunlih olduğu için ye ile mecrur olmuş olması gerekiyor. Sonra la tetekellem diyor. Konuşma. Peki ve fi fi'den sonra ne geliyor? Mecrur bir kelime gelmesi lazım. Ve fi fi ederiz o zaman. Ve fi fi ke ta'amun. Ağzında yemek varken konuşma şeklinde ifade etmiş oluyor. Peki kana evet, aliyun radiyallahu an. Evet kana aliyun. Aliyun kana'nın ismi olarak gelmiştir. Radiyallahu an. Hz. Ali Allah ondan razı olsun. Peki kânenin değerli arkadaşlar ismi burada Ali Aliyun şeklinde gelmiş ise haberi nerededir? Haberi bakın şıklarda. Peki hocam radıyallahu anh nedir? Radıyallahu anh gibi e, radıyallahu anh sallallahu aleyhi ve sellem taala ta Allah gibi yani böyle dua cümlelerini ifade eden kelimelere biz cümletun i'tiraziye diyoruz değerli arkadaşlar. Ara cümledir. Bu cümlede yani bu kâne ile başlayan bu cümlede bir yeri yoktur. Yani irab bakımından herhangi bir yeri yoktur. Kendi içerisinde radıyallahu anh kendi içerisinde evet irabı olabilir ama bu cümlede bir yeri yok. Ara cümle diyoruz biz bunlara. Allah onlardan Allah ondan razı olsun. Peki nedir? Kâne aliyyun. Hazreti Ali neymiş? Haberi gelecektir. Ve nefsin kerimetin deriz. Ve kelimesi kânenin haberi olarak gelecektir ve mansup olacaktır. Ve nefsin kerimetin yüce bir karaktere sahiptir şeklinde ifade etmiş oluyoruz. Peki. Devam edelim yedincisine. Mâ semi'tu. Ben işitmedim diyor. Khabaran. bir haber işitmedim. An dedikten sonra, andan sonra ne gelir? Mecrur gelir. Dolayısıyla an ahike şeklinde ifade ederiz. An ahike senin kardeşinden bir haber işitmedim. Mûzü zemenin ba'idin. Evet uzun bir zamandan beri karşı kardeşinden haber işitmedim. Peki kâne ile başlayan cümlede size sorsam kâne'nin ismi ne olurdu? Buraya ismi geleceğine göre ismi ne olurdu? Diyeceksiniz ki hocam kâne ismini ref haberini nasip eder. Güzel bravo. O zaman kâne Ebu Talib'in mi? Ebe Talib'in mi? Ebi Talib'in mi? Hocam elbette Ebu Talib'in diyeceğiz. Neden? Çünkü kâne ismini ref ettiğine göre valla merfu olmuş olması gerekiyor. Talibin babası Hamiyen Yeni Nebi Hatta Vefati Peygamber Efendimiz vefat edinceye kadar onu ne yapıyordu? Himaye ediyordu şeklinde ifade etmiş oluyoruz. Peki. Gelelim dördüncü alıştırmaya. Ayyenil Esmail Hamse diyor yine. Esmail Hamse'yi göster diyor. Fîmâ yeti aşağıdaki e, örneklerden, cümlelerden. Ve aribha kemâ fil mitâal. Örnekte olduğu gibi ne yap? İrabını yap. Bakalım. Ebu Hamid'in diyor bakın. Ebu kelimesi burada Esma-i Hamsi'den bir kelimedir. Ebu kelimesi müptedadır. Merfudur. Neyle? Bilvevi. Vavla merfudur. Peki gelelim. Biz kendimiz birinci alıştırmayı bir yapalım. İz gâle lehum onlara dedi diyor. Gâle dedi. Lahum onlara dedi. Kim dedi? ''Akhuhum salihun. Görüyorsunuz burada. ''Akhuhum'' derken. Ahu kelimesi. Ah kelimesi burada Esma-i Hamsi'den bir kelimedir. Ve cümle içerisinde nasıl gelmiştir? Kalenin faili olduğuna göre değerli arkadaşlar. Ahu kelimesi şöyle yazalım. Ahu kelimesi failun deriz. Failun merfuun. Merfudur. Peki neyle ile merfudur? Bilvavi şeklinde ifade etmiş oluruz. Merfuun bilvavi. Ahuhum salihun ala tettekun. Kardeşleri salih onlara Allah'tan korkmuyor musunuz diye söylemişti. Tufiye ebi qable senevat. Babam 5 yıl önce vefat etmiş diyor. Bakın tufiye ebi derken buradaki ebi kelimesi esma-i hamse şeklinde mi gelmiştir değerli arkadaşlar? Hayır. Neden? Çünkü burada ki ye mütekellim yasıdır mütekellim yasına muzaf olursa esma-i hamse gibi ne yapılmaz? irap yapılmaz. Onun için burada ne yapıyoruz? Burada irabını esma-i hamse şeklinde yapmıyoruz. Demek ki burada irap yapmıyor. Esma-i hamseden diyor zaten. Ayyinil esma-i hamse diyor. Esma-i hamseyi göster diyor. Burada esma-i hamse yoktur. Peki. Ve eti ver diyor. Peki kim verecek? Sen vereceksin. Sen failsin. Peki neyi ver? Ya da kime ver? Zel kurbe akraba sahiplerine ver. Demek ki ve kelimesi burada mef'ulun bih olarak gelmiştir. Ve esma-i hamseden bir kelimedir. Ve mef'ulun bih deriz burada. Mef'ulun bih. Mef'ulun bih ne olur değerli arkadaşlar? Mansub olur. Peki ne ile mansub olur? Bil elifi şeklinde ifade etmiş oluyoruz. Mansubun bil elifi deriz. Elifle mansub olmuş. Evet akraba sahiplerine hakkını ver diyor. Fatavvaat lehu nefsuhu katle ahihi. Katle ahihi'' derken değerli arkadaşlar bakın kardeşinin öldürülmesi kendisine evet hoş göründü manasındaki bu ifadede ''ahihi'' kelimesi değerli arkadaşlar ''mulafun ileyh''dir. ''Mulafun ileyh'' mecbur olur. Bakın ''ahihi'' kelimesi burada ''ahihi'' şeklinde gelmiş bakın. ''Ahihi'' derken burada ''ahihi'' şeklinde gelmiş ve ''mulafun ileyh'' deriz burada. ''Mulafun ileyh'' Esma-i burada ''ahihi'' kelimesidir. ''Mulafun ileyh'' ne olur? Mecrur olur mudafun <laughs> li mecrur. Neyle mecrur olur? Mecrurun bil şeklinde ifade etmiş oluruz. La <laughs> tetekellem. Konuşma diyor. <laughs> Ve fuke memluun Ağzın doluyken konuşma diyor. Bakın buradaki vav ileride göreceğiz değerli arkadaşlar. <laughs> Vavul haldir. Hal anlamını veren bir vavdur. Kendisinden sonra bir cümle gelir. Bu aslında fuke memluun bir isim cümlesidir senin ağzın doludur manasında bir isim cümlesidir. Dolayısıyla fu -ke kelimesindeki fu -ke kelimesi ne olur cümledeki yeri? Fu -ke kelimesi burada deriz ki mübteda olur hocam. Mübteda onun deriz. Mübteda ne olur? Merfu olur. Peki ne ile olacak merfu burada? Esma-i olduğuna göre merfu'un bil vevi şeklinde ifade etmiş olacağız. Peki mâzâ ya'melu hamûke hâzihil eyyâm? Senin Evet, e, kayınpederin diyor. Bugünlerde ne yapıyor? Mâdâ ya'melu. Ne yapıyor? Peki kim ne yapıyor? Hamûk ederken burada. Hamû kelimesi, hamû kelimesi esma-i bir kelimedir. Ve faildir deriz. Fa'ilun merfu'un. Fa'il ve merfudur. Ne ile merfudur? Bilvâvi şeklinde ifade etmiş oluruz değerli arkadaşlar. Ali ibn-i Talib'in derken. Ebi Talib bakın Talib'in babası derken değerli arkadaşlar. Buradaki ebi kelimesi yine nedir? Esma-i Hamse'den bir kelimedir. İrabını yaparken Ali yubnu ebi talibin. Talibin babasının oğlu. Yani bir mulafun ileyhlik var burada. Mulafun ileyh bir tamlama var. Mulafun ileyh neyle mecrur olmuştur? Mecrurun deriz. Bilye şeklinde ifade etmiş oluruz. Peki. Ali ibn Ebi Talib meşhurun bi ilmihi ve şecaatihi. ilmi ve şecaatiyle yani cesaretiyle meşhurdur şeklinde ifade ediyor. Arifu enne eha salihin tayyarun mahirun diyor. Salihin kardeşinin ne olduğunu biliyorum. Bir e, pilot olduğunu. Nasıl bir pilot? Evet e, usta bir pilot olduğunu biliyorum şeklinde ifade ediyor. Bakın eha kelimesi burada esma-i olabilecek bir kelimedir. Peki cümledeki yer nedir? En yani neden sonra geldiği için ne deriz? İsmu, ismu enne deriz. Enne'nin ismidir. Peki enne'nin ismi ne olurdu değerli arkadaşlar? Mansub olurdu. Neyle mansub olacak burada? Mansubun bil elifi şeklinde ifade etmiş oluyoruz. Elifle mansuptur değerli arkadaşlar. Görüyorsunuz irabını çok rahat bir şekilde yapmış olduk. Esma-i olduğunu bilmemiz. Onun müfret ve muzaf olduğunu bilmemiz Esma-i Hamsi'dense mutlaka müfret ve muzaf olarak gelecektir. Bunu bilmiş olmamız gerekiyor. Şimdi gelelim beşinci alıştırmaya. Diyor ki imle-i fara boşluğu doldur. Bismin merfu'in minel esma-i hamsi. Esma-i hamsi'den merfu bir isimle doldur diyor. Merfu ise o zaman vavla merfu olur değil mi esma-i hamsi? Peki ona Bakalım örnek olarak ne yazmış? Asbaha Ebu Bekir'in Sıddîku halifeten ba'de vefatin nebi. Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra Hz. Ebu Bekir ne olmuş diyor? Halife oldu şeklinde ifade ediyor. Asbaha kâne ve benzerlerinden bir isimdir. İsmini ne yapar? Ref eder. Bakın merfu yapmış zaten. ne ile merfu olmuş? Burada vavla merfu olmuştur. Mesela Sâfara yolculuk yaptı. Kim? Diyelim Diyebiliriz ki Sâfara ahûke kardeşin yolculuk yaptı. İlel Yemeni fil usbu'il mazi. Geçen hafta Yemen'e yolculuk yaptı. Ahuke kelimesi bakın Esma-i Hamse'den merfu olarak gelmiş bir isim şeklinde getirmişim. Vallahu Allah diyor. Buradaki lafzatullah mübteda olarak gelmiştir. Evet. Fallin azim. Ne deriz? Zû fallin azim deriz. Haber olarak geleceğine göre zû kelimesi Allah nedir? Allah yüce bir fazilete sahiptir manasını ifade ederiz. Allahu zu vallahu zu azim şeklinde ifade ederiz. Peki sonra mühendisun fi şirketil kahraba. Evet elektrik şirketinde mühendistir şeklinde ifade ederken ne deriz? Mesela hamu hamu Halidin deriz. Halidin kayınpederi. Değil mi? Halidin kayınpederi. Hamu Halidin mühendisun. Mühendistir. Nerede mühendistir? Fi şirketil kahraba. Elektrik şirketinde mühendisler şeklinde ifade etmiş oluruz. Peki la yahruc çıkmasın diyor. La yahruc çıkmasın. Kim çıkmasın ile suqi ile ile. Akşamleyin çarşıya çıkmasın. Kim çıkmasın? Mesela diyelim ki baban çıkmasın diyeceğiz. Fail olarak geleceğine göre la yahruc abu kederiz. Baban ile suqi çarşıya leylen akşamleyin çarşıya çıkmasın şeklinde ifade etmiş oluyoruz. Sonra İnnen nebiyye. İnnenin ismi olarak gelmiş. Bakın en nebiyye kelimesi. İnnen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz İbnu Ammi Ali'nin. Ali'nin amcasının oğludur. Doğru. Peki başka neyidir Başka tabi ki aynı zamanda e, kayınpederidir de. İnnen nebiyye İbnu Ammi Ali ve hamuhu şeklinde ifade etmiş oluruz değerli arkadaşlar. Aynı zamanda da onun kayınpederidir şeklinde ifade ederiz. Peki. Değerli arkadaşlar, İnnen nebiyye ibnu ammi aliyin dedik ve hamuhu dedik. Buradaki vav wow, atıf harfidir. Bu atıf harfi kendisinden sonra matuf alır. Bu inşallah bu konuyu ileride göreceğiz. Ve kendisinden önceki kelimeye bağlı olur. Bakın İbnu Ammi Ali'nin yani innenin haberi nasıl ki İbnu şeklinde merfu olarak gelmiş. Burada da bu atıf kendisinden öncekine bağlı olarak nasıl gelecektir? Merfu olarak gelecektir. Onun için Hamuhu şeklinde getirmiş olduk. Peki 6. alıştırmaya bakalım. Müderrisü tarihi fil medreseti thaneviyeti. Lise de tarih öğretmenidir. Kim? lisede tarih öğretmenidir. Mesela diyebiliriz ki e, Ahu Ahu Ali'nin Ali kardeşi müderrisün müderrisü tarih deriz. Tarih öğretmenidir. Fil medreseti thaneviyeti. Bakın yine ahu kelimesi müpteda olarak gelmiştir. Sefara ila lendenel ticareti Londra'ya ticaret için yolculuk yapmıştır. Sefara kelimesinden önce gelecek olan kelime müpteda olacaktır. O zaman mesela burada Ebu He der. evet onun babası yani o hanımın babası Sefara ilerlenden Londra'ya ne yapmıştır? Yolculuk yapmıştır şeklinde ifade edebiliriz. Peki Cüneydün Cüneyt diyor. El ekbaru fi usratina. Ailemizde ailemizin en büyüdür diyor. Ne diyebiliriz burada? Cüneydun müptedadır. O zaman şöyle diyebiliriz. Ahuna bizim kardeşimizdir. Ahuna kelimesi haberdir. Peki ahuna el ekbaru. El ekbaru ise sıfattır. Neyin sıfatıdır? Ahu kelimesinin sıfatıdır. Nasıl kardeşimizdir? En büyük kardeşimizdir. Fi usratina. Ailemizde en büyük kardeşimizdir şeklinde ifade etmiş oluruz değerli arkadaşlar. Peki gelelim bir sonraki alıştırmada. Diyor ki imle il farag bismin mansubin. Bu sefer minel esma-i khamse. Esma-i bir isimle doldurunuz diyor. Mansup bir isim. Mansubsa o zaman elifle mansup olacak değil mi değerli arkadaşlar? Peki bakalım örnek olarak ne vermiş? Yağsilul veledu. Çocuk yıkıyor. Neyi yıkıyor? Fehu. Evet ağzını yıkıyor. Bakın fehu kelimesi burada elifle mansup olmuştur. Çünkü mef'ulun bihtir burada. Ba'del ekli. Yemekten sonra ağzını yıkıyor şeklinde ifade etmiş oluyor. Bakın bakalım birinci cümleye. İnne'nin ismi olarak mansup bir kelime geleceğine göre. Esma-i bir kelime de getirmem gerektiğine göre. Bakalım. Raculun kerimun. Cömert bir adamdır şeklindeki bir cümlede. Mesela ne deriz? İnne ehake şeklinde ifade edebiliriz. Senin kardeşin cömert bir adamdır. Aha kelimesi innenin ismi olarak gelmiştir. Sezuru ziyaret edeceğim diyoruz. Fil camiati gaden. Yarın üniversitede yardım edeceğim. Kimi ziyaret edeceğim? Bakın mef'ulun bih olarak gelecektir burada. Ne deriz burada? Evet mesela burada ebe ebehume deriz mesela. Bir de öyle yazalım. Ebehume. O ikisinin babasını üniversitede ziyaret edeceğim şeklinde ifade edebiliriz. Ebe kelimesi bakın burada mansup olarak gelmiştir. Elifle mansup olmuştur. Kana <laughs> Osman Evet, Hz. Osman'dan bahsediyor. Affan oğlu Hz. Osman. Nedir? Kana'nın ismi Osman kelimesi. Burada nedir? Haberi gelecektir. Haberi mansub olacaktır. O zaman ve malin kefirin şeklinde ifade edebiliriz. Çok bir çok mala sahipti manasını. Ve çünkü burada sahip anlamına gelmiş oluyor. Kale tabibul esnani diş doktoru dedi diyor. Lehu ona dedi. İftah aç. Neyi aç? Bakın ağzını aç diyecek. O zaman fâke sana dedi çünkü. Evet. E, e, ''iftah fâke. Ağzını aç. Ceyiden ağzını güzel iyicene aç şeklinde ifade etmiş oluyor. Peki. İhterim. Saygı göster. Kim saygı gösterecek? Sen. Kime saygı göstereceksin? Bakalım. Diyor ki ennehu'' Çünkü o velidu zavcetike. Çünkü o senin eşinin neyidir? E, ab, e, eşinin babasıdır şeklinde ifade etmiş oluyor. Peki ne deriz biz burada değerli arkadaşlar? İhterim hamake değil mi? Kayınpederine saygı göster şeklinde ifade etmiş olurum. İhterim hamake. Kayınpederine saygı göster. Lennehu vâridü zavcetike. Çünkü o eşinin babasıdır şeklinde ifade etmiş oluyoruz. Hama dedik çünkü mansuptur. Mef'ulun bih olduğundan dolayı elifle mansuptur. Yecibu alel muslimi. Müslüman için gerekir. Ne gerekir? En yekune. Hmm. şunu olması gerekir. Yakuna kelimesi değerli arkadaşlar. En yekune. Kâne ve benzerlerindendir. En yekune burada ismi gizlidir. En yekune huve yani. O olması gerekir. Peki o ne olması gerekir? Diyebiliriz ki ve ilmin. ilim sahibi. Evet şeklinde olması gerekir diye ifade edebiliriz. Müslüman ilim sahibi olmalıdır şeklinde ifade edebiliriz. Kenenin ne olarak gelmiştir? Haberi olarak gelmiştir. Hocam ismi nerededir? İsmi burada gizli bir huvvedir, huvedir değil mi? En yakuna olması gerekir. Kim o? Semi'tu Semi'tu işittim. Enne evet musabun bis saratan Musabun bis saratan yani kansere yakalanmıştır manasını ifade ediyor. Enne'nin ismine ihtiyacımız var. Deriz ki yine anne hamaka senin kayınpederinin musabun bir saratan evet e, şeye e, kansere yakalandığını işittim şeklinde ifade etmiş oluruz. Annenin ismi olarak hama şeklinde gelmiş ve elifle mansub olmuştur. İnneden sonra yine innenin ismi mansub olacak. Tufiye qabla aşri evet 10 yıl önce vefat etti diyor. Ne deriz? İnne ebe. Mesela Ahmet. Ahmet'in babası. Tufiye kable aşri senevel şeklinde ifade ederiz. 10 yıl önce vefat etmiştir şeklinde söyleriz. Peki. Gelelim değerli arkadaşlar bir sonraki alıştırmada İmnel fara Bismin Mecrurun diyor. Bu sefer Mecrur bir isimle doldur. Bakın. Minel Esma ile 5. Yine esma 5'e ne olacak? Ama mecrurla. Dolayısıyla Ye ile Mecrur yapacağız biz. Semi'tu min ebike. Babandan işittim. Kavlen aciben. Enteresan bir ifade, bir söz işittim şeklinde ifade ediyor. Ahsin. Ahsin iyilik et demek. İla kime? Bakın değerli arkadaşlar. El haceti ihtiyaç. İhtiyaç sahibi birine diye ifade edebiliriz. Vil haceti şeklinde ifade edebiliriz. Vil haceti ihtiyaç sahibi birine iyilik et. Tekun abden makbule indallah. Allah katında evet, kabul olunur. E, ibadetleri kabul olunur. Bir kur olursun. Sonra el ceddu dede. Huve ebu. Bakın o babasıdır. Kimin babasıdır? Burada ne diyor? Ev ummike ya da anne, annenin. Ha, ne deriz? Huve ebu ebike. Babanın babasıdır. Ev ummike ya da annenin babasıdır şeklinde ifade etmiş oluruz. Ebu ebike derken burada mudafunih olarak geldiği için ye ile mecrur olmuştur. Eyne eyne yedrusu ibnu. Bakın eyne yedrusu nerede öğrenim görüyor. İbnu Ahike diyebiliriz mesela. İbnu Ahike kardeşinin oğlu nerede? Şu anda nerede eğitim görüyor? El şeklinde ifade etmiş oluyor. Ahrecet at-tiflu kız çocuğu ne yaptı? Çıkardı. Min evet neyden çıkardı? Şey en sagiren küçük bir şey çıkardı. Ağzından çıkardı diyelim. Min fiha deriz değil mi? Min fiha. Min dedik çünkü kendisinden sonra fi şeklinde gelmiş olması gerekiyor. Çünkü min var burada. Ha dedik çünkü nereye gelecek bu? Atlı filotu kelimesine dönmüş olacak. Min fi her şeyi ansagiran ve yetat gülerek ağzından küçük bir şey çıkardı şeklinde ifade etmiş oluyoruz. Peki sonra kâne hazinen üzgündü diyor. Cidden çok üzgündü. Alâ vefâti vefatına. Neyin vefatına? Bakın mudafuneh olarak gelecek. Alâ vefâti ebihi deriz. Evet babasının vefatına evet çok üzgündü şeklinde ifade etmiş oluyoruz. Ebihi kelimesi, ebi kelimesi burada mudafu neyhi olarak geldiği için ye ile mecrur olmuştur. Lekabe, lekab vermiştir. Kim? Er-Rasulü. Evet, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam e, vermiştir. Kime? Ali ibn-i Ebi Talib'in. Hazreti Ali'ye ne yapmıştır? lakap vermiştir. Nasıl? Bi Evet şununla lakap vermiştir değerli arkadaşlar. Bir Turabin. Toprağın babası şeklinde evet, bir lakap vermiştir ona. Bir Ebi Turabin deriz. toprağın babası. Yani Hz. Ali'nin lakaplarından bir tanesi değerli arkadaşlar. Ebi Turab ya da Ebu Turab. Yani to toprağın babası manasında bir lakaptır. Burada niye Ebi dedik? Çünkü bir harfi C'inden sonra nasıl gelmiştir? Bir harfi C'inden sonra mecbur olarak gelmiştir. Marartu uğradım. Bi evet fi mektebihi ems. Ofisinde dün kime uğradım deriz. Bi mesela ahi, ahi Ali diyelim. Ali'nin kardeşine bi ahi Ali derken Ali'nin kardeşine dün ofisinde uğradım şeklinde ifade ederiz. Hel <laughs> karate okudun mu? Min kutubi kitaplarından. Kimin kitaplarından? Min kutubi Ebi Hamidin'in gazali deriz. Min kutubi Ebi Hamidin el-Gazali. Gazali Ebi Hamidin babasının kitaplarını okudum şeklinde ifade ederiz. İmam Gazali'nin bir lakabı da Ebi Hamid şeklinde gelmektedir. Niye Ebi geldi burada? Ebu ya da Ebe gelmedi. Çünkü mullahu leyh olarak gelmiştir değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar şimdi 8. sorudan devam edelim. Ne diyor 8. soruda? Diyor ki Ecib anil esiletit değerliye. Aşağıdaki sorulara cevap ver. Bime beynel kavseyin parantez arasındaki kelimelerden evet sorulara cevap ver. Kemal fil örnekte olduğu gibi. Bakalım ne diyor soruda. Limen iştarayte hazel kaleme. Bu kalemi kime satın aldın şeklinde ifade ediyor. Bakın burada ahu Ali. Ali'nin kardeşi. Yani ne diyeceğim ben? Ali'nin kardeşine satın aldım diyeceğim. İştaraytu hazel kaleme li ahi Ali'in diyeceğim. Ali'nin kardeşi. Bakın li harfi dolayı buradaki esma-i hamsene olan ah kelimesi ye ile ne olmuştur? Ye ile mecrur olmuştur. Li ahi Ali. Ahu Ali kelimesini neye çevirdim? Ahi Ali şeklinde ifade etmiş oldum. Peki devam edelim. Ma men tekellemte diyor. Kiminle konuştun? Kable kalil. Biraz önce kiminle konuştun? Bakın hamu Muhammed diyor. Muhammed'in kayınpederi. Peki ben bu cümleye cevap verecekken tekallemtu derim cevap vermek için tu kabla qalil dedikten sonra ma'a ma'a hami derim değil mi ma'a çünkü bir zarftır kendisinden sonra mudafun ile gelecektir ma'a hami Muhammed'in şeklinde ifade etmiş olurum Muhammed'in kayınpederiyle konuştum şeklinde ifade ederiz peki men sahibe kim arkadaşlık etti er Ar rasule peygambere kim arkadaşlık etti fil hicrati hicrette peygambere kim arkadaşlık etti? Ne deriz? Sahibe deriz burada. Sahibe. Arkadaşlık etti. Kim? Ebu Bekir. Ebu Bekir arkadaşlık etti. Kime? ar Resul'e. Sallallahu aleyhi ve sellem. El Resul'e. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şeklinde ifade etmiş oluruz. Peygamber Efendimiz'e Ebu Bekir. Bakın burada Ebu dedik çünkü sahibe kelimesinden sonra fail olarak gelmiştir. Peki men hâzen raculü diyor. Bu adam kim cümlesiyle. Bakın bakın ne diyor burada? Zu ilmin ilim sahibi. Cümleye cevap verecekken haza derim. Hazâ raculu bu adam. Bakın haza burada müktedadır. Er bedeldir. İsmi şahitten sonra gelen el takılı kelimeye biz bedel diyorduk. Peki haberi nasıl gelecek? Zu ilmin deriz. Bu adam ilim sahibi birisidir şeklinde ifade etmiş oluruz. Sonra men ra'eyte fil mektebeti ems. Dün kütüphanede kimi gördün? cümlesinin sorusunda evet ne diyoruz? Akhu sadiqi. Arkadaşımın kardeşi. Bakın ne derim? Raytu gördüm. Raytu evet arkadaşımın kardeşi diyeceğime göre haber şey mef'ulun bih olarak gelecektir. Aha sadiqi derim. Raytu akha sadiqi arkadaşımın kardeşini gördüm. Fil maktabati ems gerisi olduğu gibi gelmiş oluyor. Peki Mimme yeşkul meridu. Hasta neyden şikayet ediyor? Sorusunda. Bakın fuhu. Onun ağzı demek. Demek ki ağzından şikayet ediyor diyeceğiz. Yeşku. Yani şikayet ediyor. Yeşku. El meridu. Hasta şikayet ediyor. Neyden şikayet ediyor? Bakın soruda harfi cer varsa mutlaka içinde kullanmamız gerekiyor. Min fihi deriz. Min fihi ağzından şikayet ediyor şeklinde ifade ederiz. Sonra bime lukkibe Ali ibn Abi Talib. Ebu Talib ne ile lakaplandırılmıştı? Bakın bir harfi var. Dolayısıyla onu cümlede yine kullanacağım. Lukkibe diyor. Lukkibe Ali ibn Abi Talib. Hazreti Ali lakaplandırıldı. Ali ibn Abi Talib'in sonra bi deriz. Bi ebi deriz. Bir harfi dolayı bir ebi turabin şeklinde ifade etmiş oluruz değerli arkadaşlar. Peki. Gelelim bu evet alıştırmanın yedincisine. Men efleha. Kim felaha erdi? Yawmel kıyameti. Kıyamet gününde kim felaha erdi? Evet. Efleha diye cümleye başlayabiliriz. Efleha felaha erdi. Bakın faile ihtiyacımız var. O zaman du kalbin selimin şeklinde ifade ederiz. Aflaha yevmel kıyameti zû kalbin selimin. Evet. Selim bir kalp sahibi. Değil mi? Zû burada sahip anlamına geliyor. Selim bir kalbe sahip olan kıyamet gününde felaha erdi şeklinde ifade ederiz. Peki men kabelte kimle karşılaştın diyor. Fissûki ems. Dün kiminle karşılaştın? Bakın ahûke diyor. Senin kardeşin. Peki burada cevap verecek verirken qabeltu deriz. Qabeltu. Karşılaştım. Senin kardeşin demek için mef'ulun bihe ihtiyacım var. O zaman ahak ederim. Gabeltu ahake fissuki, fissuki ems şeklinde ifade etmiş olurum. Gerisi olduğu gibi geliyor. Gelelim dokuzuncu alıştırmada. Bir parçamız var. Bu parçayı okuyalım. Ve burada esma-i hamse diyebileceğimiz kelimelerden hangileri var? Bir görmüş olalım. Değerli arkadaşlar. Evet. Sa'idun şebun zu nefsin kerimetin Evet şimdi bakalım Saidun müktedadır, şebun haberdir Said bir gençtir diyor Peki nasıl bir gençtir zu nefsin kerimetin yüce bir karaktere sahip bir gençtir Bakın sıfatı olarak gelmiş zu burada şebun kelimesinin neyidir sıfatıdır ee, onun için şebun merfu olduğu için zu kelimesi de merfu olarak ne yapacaktır gelmek zorundadır يحب الإحسان يحب السفر كم سفر أو سفر الإحسان أبت إيلك يتمي سفر مفعول به ترونش منصوب على إلى الفقراء فكل رأي إيلك يتمي سفر ذات يوم بيرجنديور Haraca ma'a ahihi. Bakın kardeşiyle ne yaptı diyor? Çıktı diyor. Bakın ikinci bir e, Esma-i Hamsi'den bir kelime var. Ma'a <laughs> bir zarf idi. Zarflardan sonra gelen kelimeler muzaafun olarak ifade delillendirileceğine göre ahi kelimesi burada muzaafun ve ye ile ne olmuştur? Mecrur olmuştur. <laughs> ma'a cemil. Kardeşi cemil ile birlikte ne yapmıştır diyor? Çıktı diyor. Ve ebihi ile mescid. Aynı zamanda babasıyla da çıktı diyor. Bakın buradaki vav wow, atıf harfidir. Bu atıf harfi kendisinden sonrakini kendisinden öncekine bağlar. Bunu inşallah ileriki derslerimizde göreceğiz. Matuf olmuş oluyor ebi kelimesi ama esma-i hamsedendir. Niye mecrur olarak gelmiş? Yani y ile mecrur gelmiş. Çünkü ehi kelimesi cümle içerisinde mecrur olarak geldiği için ona tabi olarak gelmiş. İlel mescidi. Mescide kardeşi ve babasıyla birlikte mescide gitti diyor. Ba'de salati. Ba'de tabi bir zarftır. Zarflardan sonra gelen kelimelere mudafun lehtir. Onun için as-salati kelimesi mudafun leh olarak gelmiştir. Ba'd as salati namazdan sonra adel ebu baba döndü diyor. Bakın el ebu burada bir esma-i hamseden o esma-i hamse olan kelimeler gibi e, irap yapmıyoruz. Neden? Çünkü kendisinden sonra mudafun leh almamış. Doğru el ebu kelimesi müfret olarak gelmiş ama mutlaka irap olabilmesi için yani Esma-i Hamse gibi irap olabilmesi için mudafun neyi alması lazım? Onun için burada el ebu kelimesini sadece damme ile merfu yapıyoruz. Adel ebu baba döndü. İlel beyti eve döndü. Emma sa'idun ama sa'id değil mi? Ve ahuhu ama sa'id ve kardeşi. Bakın buradaki vav wow, yine atıf harfidir. Kendisinden sonraki kelimeyi kendisine öncekine bağlıyor. Sa'idun merfu olduğu için ahu kelimesi de merfu olacak. Neyle ile merfu olmuş? Valla merfu olmuş görüyorsunuz. Ve ahuhu cemil. Yani o ve kardeşi Cemil diyor. Vehebe ile suqi. Çarşıya gittiler diyor. Lişirai satın almak için. Bazı hacetil beyti. Evet evin bazı ihtiyaçlarının satın alınması için çarşıya gitti diyor. Hep burada zincirleme bir isim tanımlaması var. Ve fit tariqi yolda. Ra'a sa'idun. Said gördü. Sa'idun kelimesi burada fail konumunda. Binten mef'ulun bih olarak gelmiş sahip bir kız çocuğu görmüş. Saghireten, bu da onun sıfatı. Saghireten yani küçük bir kız çocuğu gördü diyor. Terta'işu minel berdi. Soğuktan titreyen küçük Küçük bir kız. Tertaiş'ü de bir fiil cümlesi olarak sıfat şeklinde gelmiş. Arkadaşlar biz ne demiştik daha önceki derslerimizde sıfatın çeşitlerini işlerken? Demiştik ki sıfat şayet nekire olarak gelirse kendisinden sonra gelen cümle yani fiil cümlesi ya da isim cümlesi onun sıfatı olur diye ifade etmiştik. Burada da onun sıfatı olarak gelmiş. Yani bir kız çocuğu. Nasıl bir kız çocuk? Tertaiş Ünelbert. Soğuktan titreyen bir kız çocuğu. Peki ona koştu diyor ve a'taha ona verdi. Nisfe ma fi cebihi. Cebindeki şeyin yarısını verdi. Bakın ma burada isim mevsuldür değerli arkadaşlar. Ma burada isim mevsuldür. Ellevi anlamındadır. Nisfadan sonra geldiği için mulafulih olarak gelmiştir. Bakın şeyin yarısı. Cebindeki şeyin yarısı. Dolayısıyla mahallen mecrurdur burada. Nisfe ma fi cebihi minen nukudi. Yani paralardan cebinde olan şeyin yarısını verdi. Ve meseha ra'seha. Evet başını okşadı diyor. Ra'se burada mef'ulun bihtir. Ve tehaddefe ileyha. Ve onunla konuştu. Lemma vasala sa'idun. Ma'a ahihi. Bakın akhi kelimesi yine esma-i bir kelimedir. Ma'dan sonra geldiği için mecbur olmuş. Said kardeşiyle birlikte ulaştığında nereye? İlel beyti eve ulaştığında Se'ele ebuhu. Bakın abu kelimesi yine esma-i hamsedendir ve fail olarak gelmiştir. fail olarak geldiği için merfudur. Se'ele ebuhu. Babası sordu. An sebebi teekhurihime. Evet. Yani geç kalmalarının sebebini sordu. Anden sonra sebebi kelimesi mecrur olmuştur. Sebep kelimesinden sonra da mudafun lih olarak gelmiş. Teekhuri şeklinde ifade edilmiştir. Geç kalmalarının sebebini sordu babası. Zekara cemilun. Cemil ne yaptı? Zikretti. Anlattı demek yani burada. Kullama ma hadese tariqi. Yolda olan şeylerin tamamını anlattı. Kulle tabi burada mef'ulun bihtir. Onun için mansup olarak gelmiş. Fetha ile görüyorsunuz. Sonra ma da kendisinden sonra mulafun leyh olarak gelmiştir. Ve mahallen mecrurdur. Kullama ma hadese fit tariqi ve ma ahuhu. Kardeşinin yaptığı şeyi de ne yaptı? kardeşinin yaptığı şeyi de anlattı diyor. Ahu kelimesi burada fail konumda. Faale kelimesi yaptı. Hu burada mef'ulun bihtir. Ahu kelimesi de fail olarak gelmiştir. Ahuhul kebiru büyük kardeşinin yaptığı şeyi. Ahuhul kebiru sa'idun. Ba'de en isteme'e el ebu. Baba dinledikten sonra diyor. İleyhi onu dinledikten sonra. İttecehe ilebnihi. Evet kardeş e, oğluna ne yaptı diyor yöneldi. Oğlu kimmiş burada? İlebnihi Sa'idin ve kabbelehu ve onu öptü diyor. Kabbele öpmek demek. Oğlu Sa'id'e yöneldi ve onu öptü. Ve kâle ona dedi ki Ente ya buneyye Ey oğlum sen nesin dedi. Bakın buradaki ente kelimesi müpteda olarak gelmiştir. Ya bu burada e, nida münadadan oluşan bir ala cümle şeklinde düşünebilirsiniz burayı. Ente Peki haberi nasıl gelecek? vu şeklinde gelecek görüyorsunuz. Ente mükteda. zû ise haberdir. Sen zû kalbin rahimin. Sen merhametli bir kalbe sahipsin şeklinde ifade etmiş oldu. Niye zû geldi de zâ ya da vi olarak gelmedi? Çünkü haber merfudur. Merfuluğu da burada Esma-i Kamsi'den olduğu için vavla gelecektir. Cezâkallâhu hayral cezâi. Allah senin en güzel bir şekilde yaptığının karşılığını versin şeklinde ifade etmiş oluyor değerli arkadaşlar. Peki böylece Esma-i Hamse'yi görmüş olduk. Esma-i Hamse'nin ne olduğunu, kaç kelimeden oluştuğunu değil mi öğrenmiş olduk. Cümle içerisinde nasıl irab olduğunu yani merfu ken mansup mecrur iken nasıl irab olunacağını öğrenmiş olduk ve şartlarını yani tamam vavla merfu oluyor ama ya da elifle mansup oluyor ye ile mecrur oluyor ama ne zaman Evet cümle içerisinde müfret, esma-i hamse müfret ve muzaaf olacak. Ama aynı zamanda da mütekellim miyasının dışında bir kelimeye mulaaf olmuş olması gerekiyor değerli arkadaşlar. Peki inşallah önümüzdeki ders görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.